Kimisi memur, kimisi işçiydi. Emekli oldular ama evde oturmak istemediler. Televizyon başında oturmak yerine setlerde olmayı seçtiler. Ajansların kapılarını aşındıran emekliler, dizilerin vazgeçilmez figüranları oldular. Mikrofonu onlara uzattık bugün. O silahların görünmesi gerekli. Tamam. Devlet memurum ben. Emeklisiyim. Işıklık böyle maşallah süpersin. Böyle olmasa hanım evi almıyor. Mali müşavirim. Emekliyim. Emekli sinema müdürüyüm. Bu da bize ek bir kazanç. Hepsi farklı mesleklerden emekli oldu. Ancak aynı yerde buluştu. Onları buluşturan yer dizi setleri oldu. Nasıl? Benzemiş miyim Cihal Baba'ya? Durak hangisi? Karaköy kızı. Oğlum araba bile aldım ben buradan. Oyuncu ajansları son dönemde hareketli. Gençlerden çok emekliler sırada. Çünkü dizilerin vazgeçilmezi oldu emekli figüranlar. Mafya öyle mi? He valla. Kumar borcu varmış. Ben şimdi seviyorum, severek oynuyorum. Sabahın köründen namazı kılıp çıkıyorum yola. Yemin ederim. Abi bir lira versene be. Bir lira be abi. Gençler görüyor işte. Abi sen burada mı oturuyorsun? Peki bir ayda en fazla kaç çekime gidilebilir? Aslında bu konuda en şanslı kitle emekliler. Çünkü onlar için çok fazla set ortamı var. Çalışmak isteyen emekliler için de neredeyse her gün bir set ortamı bulunabiliyor. Bir emekli sete gittiğinde günde minimum 570 TL ücret almaktadır. 24 gün sete gittiğini düşünelim. Bu asgari ücrete denk gelebiliyor. Sigorta, yemek, ulaşım ve ikramlar dahil. Hem çalışıp hem sosyalleşiyorlar. Ben şimdi teyze olarak, anneanne olarak, babaanne olarak, komşu teyze olarak gidiyorum. Bereket versin yakışıklı abim. Bir başrol oyuncusuyla trilyon versen aynı masada oturamazsın. Ve gidin onlardan aynı çayı, aynı kahveyi içiyor, üstüne de para alıyorsunuz. Daha ne diyeyim? Ve oyuncu adaylarına önemli uyarı. Ajanslar başvuru ücreti almıyor. O yüzden dolandırıcılardan gelen mesajlara sakın aldanmayın.